Mortar Construction İşte Hayat programını sunar. İyi akşamlar efendim. İşte Hayat başlıyor. Bu gece yine çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Kendisi oyun yazarı, yönetmen ve şair. Aslında tiyatroyla ilgisi olanların yakinen bildiği bir isim. Ancak bugün kendisini kendinden daha detaylarıyla dinleyeceğiz. Hem hayat hikayesinden süremizin yettiğince neler yapıyor, nasıl bir kişiliktir kendisi, tanımayanlar için de daha yakından tanıtmak adına bugün konuğumuz Aliye Ummanel. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, aslında nasıl sığdıracağız bilemiyorum. Yaptığınız değerli eserler, oyunlar, tiyatro, tabii bunun içine kendi yaşamınız da ta çocukluktan girince böyle kısa kısa notlarla ilerleriz dilerseniz. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldınız. Çok yoğun bir dönemdi, zaman ayırıp geldiğiniz için ayrıca. Çok teşekkür ederim ben davetiniz için. Ben de bir o kadar meraklıyım nasıl, neyi yetiştireceğiz. Çok alışık değilim iş dışında konuşmak konusunda, bakalım. Ama tabii ki bir yandan da Aliye Ummanel, hem sizi konuşacağız ama işi konuşma mümkün değil. Zaten hem iş hem hayat demişiz, işte hayat. O yüzden işle birlikte gideceği için sanırım bir sıkıntı da olmayacak. Evet, oyun yazarı dedik, yönetmen, tabii şair de bir yanınız var ama özellikle bugün yazarlık üzerinden, oyunla alakalı konuşacağız. Ama öncelikle sondan başlayalım biraz isterseniz. Kitaplarınız var, oyun yazdığınız oyunlar. Hem Fransa'da tanıtıldı, en son gelişme, en yeni gelişme değil mi? Mayıs ayında yanılmıyorsam. Biraz oradan başlayalım. Neler söyleyeceksiniz, neler aktaracaksınız bize? Doğrudur. Sonrasında... Tamam. Evet. Kitaplardan başlayalım. Çok uzun yılların, ta 2009'da başlayan bir sürecin ürünüdür diyelim öncelikle. 2009 yılında Pasatempo'yu yazmakla başlayan bir serüven. Daha sonra bunun bir Kıbrıs üçlemesi olarak benim tarafımdan tanımlanması ve ikinci oyun Kayıp'ın, sonra Evin yazılması. Sonra bu oyunların Adana'nın hem kuzeyi hem de güneyinde çok sayıda temsillerle sahnelenmesi, evet, seyirciyle buluşması ve aslında işte 5-6 yıl içinde yazılan 3 tane oyundan bahsediyoruz. Kıbrıs üçlemesi adıyla evet, ortaya çıkardım dediğim gibi. Aynı zamanda da 3 birlik kuralı bozulan tragedya gibi bir isim verdim ben bu üçlemeye. Ve bu oyunlar peş peşe uzun yılların ardından burada Işık Kitabı Evi tarafından, evet, Türkçe olarak. Bunun yanında Fransa'da Avrupa ve Doğu Evi anlamına gelen bir yayın evi tarafından Mayo diye geçen, Fransa'da da yayımlandı Fransızca olarak, 3 oyun bir arada olmak üzere. Dolayısıyla kitap orada, Fransa'da Fransızca çıktıktan sonra, toplu oyunlar orada çıktıktan sonra da tabii ki oradaki bir ağın içine girmeye başladı oyunlar. Yeni çevrilmiş ve taze oyunlar kategorisinde tabii ki orada, evet, şu anda Fransızca'da ve ilgi çekmeye başladı. Orada da sahneleniyor mu şimdi bunlar? Kitap olarak yayınlandı. Orada evet, çok, taze. Çok taze. Mayıs ayında kitap çıktı. Evet. Ve Mayıs ayında hemen aslında çıkar çıkmaz. Orada... Şu anda görsellerde ekrana geliyor. Evet. Üç birlik kuralı, evet. Evet, üç birlik kuralı bozulan tragedya burada, evet, Işık Kitabı tarafından yayımlandı. Ve işte dediğim gibi Fransa'da da Fransızcası yayımlandı. Hepsi, ikisi de Mayıs ayı içerisinde, evet, biri yayımlandı, diğerinin tanıtımı yapıldı Kıbrıs'ta. Dolayısıyla orada Fransızca'da yeni metin olarak ilgi çekmeye başladı. Bir ağın içine girmiş bulundu. Ve büyük orada, bir yeni aldığını biliyoruz. İlgi, alaka nasıldı? Siz de oraya gittiniz, söyleşileriniz oldu. Çok güzel gibi karşılandı. Hı-hı. Doğrusunu isterseniz iyi ki yaşadım dediğim hisleri yaşıyorum onunla ilgili olarak. Özellikle ev oyunu. Orada Yeni Metinler Festivali isimli bir festival düzenleniyor. O festivalde pek çok oyun arasından 5 oyun seçiliyor ve profesyonel, evet, bir kadro tarafından bu okuma tiyatrosu olarak seyirciye sunuluyor. Dolayısıyla oradaki
tiyatro profesyonelleriyle tanıştırılmış oluyor ve oyuncuların, sanatçıların, yönetmenlerin ağ içine girmiş oluyor, göz önüne çıkmış oluyor. Festivalin maksadı bu. Orada seçilmiş olması ev oyununun, okunacak 5 oyun arasında seçilmiş olması ve daha sonra öğrendiğim kadarıyla oy birliğiyle komite tarafından tercih edilmiş olması. Sonra onu burada defalarca, onlarca defa seyirciyle buluşan oyunu, hem kuzeyde hem güneyde sahnelenen oyunu Fransızca dilinde kendi sözcüklerimle duymak o dilde çok heyecan vericiydi, muazzamdı. Evet. Tabii ki bir o kadar da şuradan çok insanı etkileyen bir tarafı var. Kendi coğrafyamızın, kendi toplumumuzun, hepimizin, bizlerin deneyimlediği, derinden hissettiği konuların, toplumsal konuların başka bir ülkede, başka bir kültürde karşılık bulması, hissin, duygunun onlarla buluştuğunu görmek benim için oyunlarımın evrenselliğini bir anlamda test etmek bakımından bir deneyim oluyor, fırsat oluyor. Evet. Ve bu çok benim heyecanlandıran bir şey. Ne güzel. Evet, tabii ara ara yine bahsedeceğiz yeri geldikçe kitapları da, ama şimdi bir öncesine dönecek olursak Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi aslında, değil doğrudur, mi? Evet. Mezuniyetiniz Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuşsunuz. Sonrasında ise Ankara Üniversitesi'nde tiyatro teorisi, eleştiri ve dramaturji alanında da yüksek lisans yaptınız. Doğrudur. Evet, bu geçiş nasıl oldu? Bu serüven nasıl başladı? Çok küçük yaşlardan da bu tiyatroya ilginiz var mıydı? Yani tiyatronun sonuçta mesleğiniz gereği içindesiniz. Belki oyuncu değilsiniz ama sonuçta tiyatro ile ilgilisiniz. Bu nasıl gerçekleşti? Sevil Hanım, dediğiniz gibi oyuncu değilim ama tiyatronun pek çok alanı var aslında. İlgi duyduktan sonra aslında merkezi de yer alabileceğimiz. Evet, yani teknik alan bir tarafta, dramaturji, yazarlık bir tarafta, yönetmenlik, rejisörlük bir tarafta, tasarım boyutu var. Fakat maalesef bu konuda bilinçlendirilemiyoruz küçük yaşlardayken. Evet, tiyatro çok enteresan bir şekilde. İki şey hep çocukluktan beri ilgi odağımda oldu. Birisi yazmak ve okumak, diğeri de tiyatro, evet. Ama tiyatroya sadece böyle bir ilgi duyardım, heves ederdim gibi bir şey hissederdim. Yani çünkü kabiliyetim olmadığının farkındaydım, çok eğleniyordum. Evet. Ekip çalışmasında arkadaşlarımla birlikte olmaktan. Hem ilkokulda, hem ortaokulda, hem de lisede vazgeçmeden tiyatro kolunda yer aldım, ekip içinde bulundum. Böyle küçük küçük denemeler, küçük yazılarınız olur oyunlar muydu? Oyunlar oynadım. Tiyatro alanında olmadı çünkü maalesef o konuda bilgili değildim. Yani bu konuda, daha doğrusu yapabileceğimi düşünmüyordum. Dediğim gibi o alanları bilmiyoruz. Evet. Ama şiir yazıyordum, denemeler yazıyordum. Yazmaya en büyük tutkum çocukluktan beri yazmak oldu. Hep yazar olmayı hayal ettim. Ama bir oyun yazarı olmayı, hayır. Yani ikisinin birleşmesi işte. Daha çok üniversitede sonra gerçekleşiyor. Ama edebiyat bağlantılı da aslında, yine bir edebiyattan tabii geçiş. Tabii ki, tabii ki. Yani çok zıt. Yazar hep yazmayı hayal ettim ve tutkum o olduğu için, yazar olmayı kafaya koyduğum için diyelim. Evet. Edebiyat bölümünde, Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümünde okumaya başladım Hacettepe'de. Ama oradaki en iyi derslerimde, daha doğrusu en ilgiyle, tutkuyla yürüttüğüm derslerim tiyatro ve şiir dersleriydi. Çok sevgili, çünkü bu dersler, aslında şöyle söyleyeyim, herhalde bana daha çok heyecan vermelerinin sebebi, her iki hocamın da bilgiden çok yaratıcılığa, bilgiden çok düşünmeye, yaratıcı düşünmeye bizi sevk etmeleriydi. Yaratıcı fikirlere kıymet veriyorlardı bilgiden daha ziyade. Çünkü bilgi edinilebilir ama muhakeme ve yaratıcı düşünce aslında eğitim sisteminde en çok bulunması gereken şeyler şu anda da. Evet. O yönde ona kıymet veriyorlardı ve benim de daha çok ilgimi çekiyordu onların dersleri. Neticede bir gün hocamın kapısını çaldım üniversite bitmek üzereyken. Hocam, ben tiyatro üzerine yazarlık üzerine gitmek istiyorum ve tiyatro alanı olabilir, çok seviyorum diye. Ama o dönem İngiltere'de böyle bir bölüm buldum. Fakat maddi olarak çok sıkıntılı olacaktı ve hocam beni yönlendirdi. Hem tiyatro hem şiire ilgi duyuyorsun, şiir nasılsa yaparsın. Ankara Üniversitesi'nde şahane bir kuram bölümü var. Tiyatro kuramları eleştiri, evet, dramaturji. Oraya yönel, çok çalış. Çünkü onlar sınavla alıyorlardı yüksek lisans öğrencilerini.
Beni oraya yönlendirdi sağ olsun. Çok severim Nur Gökalp hocam. Evet. Ailenize destek üzerine vermiştir diye düşünüyorum. Edebiyattan geçiş tekrar farklı bir üniversitede nasıldı acaba? Başlangıçta dramaturji bölümünde okuyacağım dedim de böyle bir, çünkü o bilinmeyen evet, bir alan. O nedir diye. Tabii yazar olmaya, ya ben yazar olacağım yani. O tamam, o orada devam edip açıklayınca bölümünde nasıl oldu onlar da herhalde? Onlar çok ben o açıdan çok şanslıyım. Annem ve babam, biz üç kız kardeşiz. Üçümüz içinde evet, aynı şekilde aynı rolü üstlenerek önümüzü açtılar ve kararlarımızla hep güvendiler. Onlar bizim önümüzü açtıktan sonra biz kararları kendimiz aldık. Eğitim konusunda da benim için öyle oldu. Onlar sadece destekledi ve sevindi. Ve yani işte onu hissettirdiler. Ben böylece Hacettepe'den Ankara Üniversitesi'ne tiyatro bölümüne gittim. Ve yine orada da işte düşünceye önem veren, düşünmeyi öğreten aslında. Evet. Çok güzel etik değerlerle donatılmış tiyatro bölümünde çok şükür ki çok kıymetli hocalarla karşılaştım ve yüksek lisansımı 3 yıl yaptım. Çünkü birinci yıl sınavla aldılar ve bir yıl boyunca bütün lisans derslerini almak koşuluyla kabul ettiler. Dışarıdan evet, katıldığım için, başka bir bölümden geldiğim için. O bölüm, o yılda çok donandım. Ve ne hoş çok ki tekrardan memleketinize dönüp burada mesleğinizi evet, icra ediyorsunuz. Sonra buraya döndüm. Çünkü tiyatro dediğimizde evet, bir Türkiye, bir yurt dışında diğer ülkelere baktığımızda daha donanımlı ya da daha çok gelişmiş diyebiliriz belki ama yeni yetişen tiyatrocularla, yönetmenlerle, oyun yazarların artmasıyla ülkemizde, çünkü tiyatroya da ilgi çok büyük. Tiyatro severler, tiyatroyu izlemek isteyen bir kitlemiz var. Bu da sevindirici. Ve bu anlamda da tiyatronun gelişmesi açısından da çok çok önemliydi. En azından eski yıllara göre baktığımızda şu an geldiğimiz nokta çok daha bir iyi bir noktadayız. Bu anlamda neler söyleyebilirsiniz? Buraya evet, gönülden isteyerek döndük. Ve dönüyoruz hepimiz. Benim gibi iyi yerlerde eğitim alabilmiş o dönem benim kuşağımdan arkadaşlarım da buraya döndüler. Çünkü bu biraz o dönem tanımladığım haliyle büyük denizde bir kum tanesi olmak evet, mı? Yoksa burada denizi yaratmaya yardımcı olmak mı? Katkıda bulunmak mı? Çünkü burada yolun çok başındaydık biz bir sürü alanda. Ben 20 yıl önce adaya döndüğümde ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, çok şanslıyım ki o dönem Yaşar Ersoy hocamız ve dönemin sanat yönetmeni Hakan Elmasoğlu ve diğer arkadaşlarım da çok açıktılar ve burada desteklediler ve onlarla birlikte çalışmaya başladık. Dediğim gibi benim gibi o dönem genç kuşaktan pek çok arkadaşım kadroya katıldı ve bugüne kadar geldik. Tabii ki daha planlı olabilmesi, daha en baştan bu yönde politikaların olması, hem devlet hem de yerel yönetimler tarafından da aslında. Evet. Dolayısıyla mezun olan, bu tiyatro alanında okumuş olan ve mezun olan insanların istihdam edilebilmesi için planlama hala çok gerekli. Evet. Bizler o dönem için, ben kendimi şanslı sayıyorum tabii ki, geldik ve tiyatro alanında yapılmamış şeyleri yapabilmeye, yapılmış olanlara saygıyla eklemlenmeye ve üzerine bir şeyler koyabilmeye çalıştık 20 evet, yılda. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda görev yapıyorsunuz. Doğrudur. Hem yönetmenlik, oyun yazarlığı, dilimiz dönmezse düzeltin. Dramaturji. Evet, dramaturji. Dramaturji. Evet. Aslında kadrom öyle benim. Dramaturg olarak katıldım kadroya. Evet. Tiyatronun edebiyat yönüyle ilgilenen bir alan. Dolayısıyla aslında oyun yazarının tarafında duran, oyun yazarı siz prova yaparken salonda yok. Yönetmen orada onu temsil ediyor düşüncesini. Ama dramaturg da oyun metnine yazar gibi bakabilmeye çalışan, evet, ve bu alanda hem yönetmene hem tasarıma hem oyuncuya yardımcı olmaya çalışan bir kişi. Peki siz tabii ki bir taraftan oyunlarınız da hem oyun yazarısınız hem de dramaturgsunuz. Yanlış söylemeyeyim diyorum. Evet, çelişiyor mu zaman zaman bu? Birbirini besliyor. Yoksa besliyor mu? Besliyor, evet. Çünkü şöyle söyleyeyim. Dramaturji eğitimi aldığınız zaman iyi bir metin nedir onu anlıyorsunuz. Öyle bir donanımla başlıyorsunuz. Dolayısıyla iyi bir metin nedir? Sahnelenmeye değer bulacak olan, sahnelenmeye değer sahnelenmeye değer metin nedir? Evet. Pek çok şey
bununla ilgili pek çok şey okumuş ve öğrenmiş olduğunuz için toplumsal anlamda ne hizmet eder, ne bir katkıda bulunmaz, hangi metin bir katkıda bulunmaz, hangi metin sizin ülkenizde seyirciyle buluşmaya değecek kıymettedir. Bunları bildiğiniz için bu bazen sıkıntılar yaratıyor. Benim açımdan önemli bir zaman dilimi 5-6 yıl kadar oyun yazmamak anlamına geldi. Daha sonra onu kırmak, yıkmak, hata yapabilmek hakkını kendime vermek. Bunlar zamanımı aldı ve biraz teşvik, biraz cesaretlendirme ile aslında burada işte Fransa'daki yayın evinin çok büyük bir katkısı var. Evet. Biraz cesaretlendirme ile yine aynı zamanda tiyatrodaki arkadaşlarım ve ustalarımın da oyunları işte Passatempo ile başladık ve ondan sonra başka şeyler hata yapmanın önüne geçti. Yani bu toplum için neler söylemek zorunda, sahneye neleri almak zorundayız. Nelerle hesaplaşmalı, nelerle yüzleşmeliyiz, neler iyileştirici olacak, neler henüz konuşulmalı ve konuşulması gerek. Peki, bu tür sorular daha çok önem kazandı. Yazılarınızda da çıkış noktası bu mu oluyor genelde ya da nedir diye sorayım ben. Oyunlarımda çıkış noktam genellikle bu. Yani tiyatro sahnesinde pek çok, biliyorsunuz biz aslında ifade etmek için ve konuşulması için ne söylenmeli, konu budur, temel konu budur. Köşe yazarları belli konuları ele alır, gazetecileri belli konuları ele alır, sizler haber programlarında belli konuları ele alırsınız. Kimi zaman görünen, hep konuşulan şeyin görünmeyen tarafı nedir? Kimi zaman aslında konuşulması gereken hiç konuşulmayan şey nedir? Ne konuşulmalıdır? Neyin üzerine gidilmelidir? Ne örtük kaldı? Neyin konuşulması bize iyi gelecek ve henüz cesaretimiz yok? Neyi duymaya ihtiyacımız var ve kendi sözcüklerimizi de söyleyemiyoruz? Birisi söylesin de sözcüğümüz olsun. Evet. Edebiyat zaten buna hizmet eder, roman sanatı buna hizmet eder, şiir buna hizmet eder. Tiyatro oyun yazarlığı da buna hizmet eder diye düşünürüm. Peki oyunlarınızda daha çok böyle gerçeklerden mi beslenerek ortaya koyuyorsunuz? Hayal gücünüzü de tabii ki muhakkak ekliyorsunuzdur. Biraz bunları detaylandırırsak neler söyleyebilirsiniz? İkisi birlikte gerçeği söylemenin yolunu... Hangi açıdan bulabilirsem, yakalayabilirsem, evet. Kimi zaman bir olay kurgulamak, hiç gerçekleşmemiş bir olayı kurgulamak, kimi zaman gerçekleşmiş bazı olaylardan ilham alarak yeni bir hikaye kurmak, ilhamın nereden geleceği, daha doğrusu aslında... Yine hayatınızdan yani karakterlerde, hikayelerde bir şekilde kendi tabii yaşadığımız ki, coğrafyadan tabii ki. Beslenerek hayat buluyor, ortaya tabii çıkıyor ki. Değil mi? Yani burada etrafımdaki kadınların çok rolleri oldu. Passatempo, Ev ve Kayıp oyununda. Hala Kapalı'da da aynı şekilde. Kadınlar bana çok ilham veriyor. Bugün burada da kadınların çalıştığını görmek ilham veren bir şey. Onların hikayeleri, annemin, eşimin, annesinin, kimi zaman kız kardeşlerimin, arkadaşlarımın, kimi zaman benim. Nereden geleceği belli olmuyor. Kimi zaman televizyonda izlediğimiz bir haberin içinde geçen bir kadın ya da erkek. Onun nereden geleceği belli olmuyor. Anlatılacak bir dert var orada içinizde tuttuğunuz. O bir şekilde buluşuyor hayatla ve kendini bir kanal bulup dile gelmeye başlıyor bir hikaye içinde. Öyle anlatmaya çalışayım. Tesadüf değil. O orada kaynamakta, oturmakta, beslenmekte, dinlenmekte olduğu için nereden fırsat bulursa, belki sizden, belki dediğim gibi televizyonda bir haberden, belki annenin anlattığı bir hikayenin anlatısızın aklınıza gelmesiyle o kendine bir kanal buluyor, bir öykü giyiniyor ve bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Tabii bunu ayrımını nasıl yaparsınız hemen şimdi yazıyorsunuz ama sizin oyun olarak tabii oyun yazarısınız. Hangi noktalarda ayrışıyor öykülerden, normal diğer öykülerden ayrılma noktası nedir oyun yazarlığının? Çok güzel bir soru bu. Oyun tiyatro açısından bakarak belki daha kolay konuşabilirim. Bir kere zaten oyun metni bir öyküyü ev edinmek zorunda. Bir kere bir eve konuk olmak zorunda oyun metni. Bir öyküye konuk olmak zorunda. Yani bir hikaye anlatmak zorunda. Çok daha kısaca söyleyecek olursam ve dosdoğru. Fakat oyun metninin başlıca mücadelesi yazar açısından sahnelenebilir ve izlenebilir olması önemli. Seyirci gelecek, oturacak, bir öyküyü ona okuyormuşsunuz gibi hissetmeyecek. Dolayısıyla onu oynanabilir olması gerek. Bunun temelinde özellikle bir çatışma kurmak durumundasınız. Bu anlama gelir. Ve aksiyona dayalı bir metin oluşturmak zorundasınız. Bir şeyler olacak, birileri bir konuda
çatışacak. Seyirci kazanan ya da kaybeden arasında kendi ahlaki sorgulayışıyla çıkıp eve gidecek. Böyle gereklilikleri var oyun metni yazmanın. Öykü daha çok yazarın evet. kendi içinde herhalde. Ki ben de aslında öyküyle başladım yazmaya, çok enteresandır. Öykü yarışmalarıyla falan başladım. Kendi içinde geçmişte olup bitmiş olan bir olayı kendi ağzından veya başka bir kişinin yaşadığı bir olay olarak aktarıyor, olup bitiyor. Sanırım tiyatronun, gerçi bu konuda bir ayrım yapabileceğimi zannetmiyorum. Öyle öyküler var ki benim de okuduğumda sonsuza dek içimde yaşayan ve o duyguyu her seferinde yeniden hissettiğim. Ama oyun metninde bizi ahlaken ya da hayatımızın yanıt bulamamış soruları açısından bir sarsmasını da bekleriz. Evet. Daha da farklı enstrümanları var. Kimi zaman daha güçlü olabiliyor. Karşımızda bedenen bulunan oyuncular aracılığıyla ele alındığı için. Ama dediğim gibi başlıca mücadelesi izlenebilir olmak. Evet, bir metni izlenebilir yapan nedir? Oyununuzu alıyorsunuz ama sanatçılar, tiyatro oyuncuları da bunu sahnede seyirciye geçirme noktasında hepsi aslında bir ahenk, bir uyum içerisinde bir son oluyor değil mi? Seyirciye buluşma noktasında ve tabii en keyif verici kısmı da o herhalde. Son olarak o oyunun büyük bir beğeniyle alkışlanması tabii. hem sanatçılar açısından hem de sizin açınızdan değil mi? Belki farklı bir şekilde de yorumlayabilirsiniz. Bilemiyorum oyuncuların gözüyle nasıl olur bu sizler açısından, oyun yazarlar açısından ne hissettirir ama Tabii ki neticede bir yazar oturup boğuşarak kendiyle bir metin ortaya çıkarıyor. Siz öncelikle o metni sırtlanıyorsunuz eğer yazar ben değilsem. Ya şöyle yönetmen olarak o metni, o yükün indiği an oyunun artık sahnelendiği ve seyircinin aldığınız. Kesinlikle ve özellikle aslında yazara saygı duyarak onun ona ihanet etmeden. Böyle tanımlamaya çalışayım. Evet. Yazarın hakkını yemeden, onun emeği, neden o metni ortaya koyduğu bir kere orada. Tabii ki yaratıcı yorum da vardır ama öncelikle ona karşı sorumluyuz. Yönetmen de ona karşı sorumludur, oyuncu da ona karşı sorumludur. Önce eser gelir. Evet. Onu sırtlanıp oyuncuya da doğru aktarabilmek yönetmen olarak. Oyuncunun da onu kavraması ve dediğiniz gibi uyum içinde bir ekip çalışmasıyla taşıması sahneye. Sonunda seyircinin alkışıyla ya da işte fuayede sizinle paylaştıklarıyla oyunun seyirciye buluşup buluşmadığını, bu görevi iyi yerine getirip getiremediğinizi anlarsınız, test edersiniz. Benim kendi açımdan ele aldığım, eğer Kıbrıs üçlemesinden bahsedecek olursak, her üç konuda bıçak sırtıydı. Toplumsal anlamda da, politik anlamda da, bir kere psikolojik anlamda da her şeyden önce. Çünkü toplumun henüz yüzleşmediği travmalar sahneye geliyordu. Kayıp şahıslar meselesi bir taraftan, evet. Yerinden edilme meselesi bir taraftan, göç durumu bir taraftan. Ülkemizin yaşadığı, gençlerin tarih. Gençlerin yaşadığı, geleceğe yönelik umutsuzluk bir taraftan. Evet, tarihsel anlamda. Evet. Dolayısıyla aslında ilk defa ele alınan bir kayıp şahıslar meselesi varken, örneğin kayıp oyununda, onu yazarken zaten çok sancılı bir evredir, zor bir psikolojik evredir. Yazdıktan sonra ekibin benimsemesi ve sahnelemek istemesi müthiş bir şey. Evet. Ondan sonra o bıçak sırtı yolculuk bütün prova sürecinde de devam etti. Yani bütün oyunlar için öyle ama kayıp için özellikle bu hassasiyet yönünden söylüyorum. Bıçak sırtında bütün ekip, oyuncular da beraber, tasarımcı da beraber yürüdük ve sonunda seyircinin o alkışı aldığımızda, ondan öte fuayede bizi nasıl karşıladıklarını gördüğümüzde, hani oradan ayrılmadıklarını, hala tüylerim diken diken olur. Oradan ayrılmayıp bizimle paylaştıklarında bir kere o bıçak sırtında yürürken kırıp dökmediğimizi, çok iyi bir iş çıkardığımızı, ondan öte başarıdan daha önemli evet. şeyler de vardı. Kırıp dökmediğimizi, hassas evet. davranabildiğimizi, incitmediğimizi kavramak. Daha sonra iyi ki anlattık diyebilmek. Çünkü ihtiyacı varmış insanların, birilerinin bunu sözcüklerle ya da işte aksiyonla anlatması ve insanların burada kendilerini bulması, bu hikayeyle bağlanmaları ve konuşmaları gerekiyor. Çünkü yaşanmışlığı bir oyunda hayat buluyor ve kişiler de evet. herkes kendinden bir parça izlemiş oluyor. Bu herhalde herkese öyle. Dokunmuş oluyor bir konuşabilmiş yerde. Konuşabilmiş oluyor Sevil Hanım. Evet. Konuşabilmek o kadar rahatlatıyor ki insanı.
ortak olan bir şeyin olduğunu görmek. Aslında orada anlatılan hikayelerin pek çok insanın ortak duygusunu taşıyan hikayeler olduğunu görmek. Ve bu sadece kuzeyde bizler arasında değil, kimi zaman güneyde de sahnelediğimizde Türkler ve Rumlar arasında da yaşanan bir ortaklık oldu. Hisse ortaklaşmak, doğru his, ortak hissi, bir hissi birlikte paylaşmak, aynı hisse buluşmak. Sahnelediğinizde bunu yaşadınız, birebir evet, gördünüz. Evet, evet. Dolayısıyla işte orada o söylediğiniz şey, yani alkış, seyirciyle evet. buluştuğunuz an, yürüdüğünüz yolun anlamlı olup olmadığını belirliyor. Verdiğiniz emeğin anlamlı olup olmadığını belirliyor. Ve çok çok önemli bizler için, çok kıymetli. Orada yüküye evet. atıyoruz ya da yaşamayalım hiç ama evet. bunu neden yaptık demek de var. Aslında bunu anlatırken de o hissiyatı sizden alabiliyorum, o heyecanı, o duyguyu. Birçok şimdiye kadar sahnelediğiniz oyun oldu ama sizde yine de şu anda bile o etkiyi hissediyorum ama yine de sormak istiyorum. Üzerinizde en çok etki bırakan oyun ya da çok severek çalıştığınız, sizde iz bırakan? Hissediyorum derken anlıyorum ne demek istediğinizi. Doğrudur, kaybın çok özel bir yeri var. Evet. Ya da onun dışında hangi oyunlar ya da... Kendi yazıp yazmadığım yani başka sahnelerden. Fark etmez tabii ki, olabilir ama sizde hep etkisi, izi olan. Şöyle söyleyeyim, izi olan oyunla yola çıkıyorum zaten. Yani evet. bir metinle doğrudan yürekten eğer buluşmazsam o metni sahnelemek bana anlamlı gelmiyor. Bu sadece bireysel, kişisel bir mevzu da değil. Aslında buna işte dediğim, daha önce bahsettiğimiz dramaturgun işi dediğimiz şeyler, toplumsal anlamda da ya da bir tiyatronun ne sahnelemesi gerektiği ya da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun kimliği, orada tutarlı olması gereken bir metin seçimi açısından gerçekten %100 içime sinmeyen bir projeye yürümüyorum, girişmiyorum. Ve dolayısıyla aslında onu hayata geçirince nasıl bir reaksiyon aldığımı test etmeye çalışıyorum. Ama duygusal anlamda tabii ki yani her bir oyunun ayrı bir hikayesi var. Ama yani evet. böyle yine de sizin için böyle ilk başta düşündüğünüzde, bu soru sorulduğunda ilk anda gelen daha farklı bir etkisi olan? Kayıp. Kayıp. Evet, bunu zaten anlatırken de bize de geçti. Peki zorlandığınız bir oyun oldu mu hiç? Hepsinde ya da yoruldum dediğiniz? Hepsinde çok zorlanıyorum. Hepsinde çok yoruluyorum. Hepsinde çok emek var. Bir eşlikte ne yapıyorum ben diyorum. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sürekli kendimi sorgulayan bir tarafım var. Çünkü yola çıktıktan sonra artık yönetmen olarak yoldasınız. Ve bir ekip sizinle birlikte, bir ekibin evet. emeğinden bahsediyorsunuz, bir kurumun emeğinden bahsediyorsunuz. Hepsinde çok zorlanırım. Her birinin farklı zorlukları olur. İşte kaybın psikolojik olarak hem benim açımdan hem de toplumsal anlamda nasıl bir karşılık bulacağı açısından bir sınavı vardı. Bilmiyorum, doğum günü partisi yönettiğimde dünyaca ünlü Nobel ödüllü Harold Pinter'in oyununu sahneliyordum ve çok gençtim. Altından kalkıp kalkamayacağım, kabul edilip edilmeyeceği, evet. Bizim seyircimiz açısından yeni bir türdü, orada bir zorluk vardı. Ama çalışırken zorlanmak yaratıcı süreçle ilgili değil aslında daha çok. Ama insanız biz, evet. dolayısıyla orada kimi zaman zorluklar yaşayabiliyoruz. Ekiple çalışmak konusunda olabiliyor. Evet. Bazı maddi sıkıntılar olabiliyor vesaire. Ama tatlı bir yorgunluk oluyor evet. günün sonunda. Evet, çünkü evet. vazgeçirmiyoruz. evet. Peki hangi oyun yazarlarını, hangi metinlerini belki sahnelemek istersiniz? Sahnelemediğiniz bugüne kadar şunu da sahneleseydim dediğiniz bir oyun ya da oyun yazarı var mıdır aklınıza gelen? Sahneleseydim değil ama sahnelemek istediğim, evet. Beni heyecanlandıran tabii ki bir Shakespeare var. hangi yönetmeni heyecanlandırmaz ki? Hep böyle bir onu sahneleyebileceğim eşikleri kolluyorum ve imkanları kolluyorum doğrusunu isterseniz. Onu hayata geçireceğim. Ama beni heyecanlandıran pek çok yazarı aslında defalarca döne döne okuyorum. Çehov aynı şekilde. Anton Çehov'un metinleri beni çok heyecanlandırır. İnsanı ele alışı bakımından çok derin bulurum, insan doğasını ele alışı evet. bakımından. Shakespeare de öyle zaten. Zamansız, evrensel, işledikleri konular, insan değişmedikçe değişmeyecek olan yönleri, konuları barındırıyor.
klasik yazarları daha fazla sahneleyebilmek istiyorum diyelim açıkçası. Evet. Peki yazdığınız oyunlarda en özel bulduğunuz karakteriniz sizin yazdığınız oyunlarda? Sizin için, size özel. Ayırt etmek hangisi çok veya zor. Neden diye sorayım. Evet. Biraz daha düşünüyorum o yüzden. Yani ayırt etmek gerçekten çok zor. Ama şöyle söyleyeyim. İlk sorduğunuz zaman nedense aklıma Pasatempo'nun genç adamı geldi. Çünkü onu bizim kuşağı temsil eden bir karakter olarak evet, nasıl bir karakter? Biraz ondan bahsedelim evet. O zaman. Pasatempo savaş görmemiş olan, savaşmamış olan ama onun etkisinden kurtulamayan bir genç adamdı. Evet. Bu arada benim oyunlarımda herhangi bir coğrafya belirtilmez ya da evet. Milliyet de belirtilmez. Dolayısıyla Kıbrıs'ta olup olmadığını bilmiyorduk bu genç adamın. Hangi milliyetten olduğunu da bilmiyorduk. Hı-hı. Bir genç adamdı, adı da öyleydi. Fakat işte anne karnındayken annenin bir çatışmada vurulmasıyla, babanın şehit olması, annenin hayatta kalmasıyla ama annenin hamileyken vurulmasıyla doğum sonrasında bir bacağı aksak kalan ve hayata böyle başlayan, böyle devam eden bir adam, bir genç adam dansçı olmak istiyor ama geleceğe yönelik de umutsuz çünkü savaşın etkileri hala sürüyor gündelik hayatta da. O bir adaletsizlik hissediyor bir taraftan, savaşmadan etkilerinden kurtulamıyor. Bir yandan umutsuz hissediyor, bir yandan da annesiyle çatışıyor bu umutsuzluk konusunda. O genç adam da bizim kuşağı görüyordum. Daha sonraki oyunlarda da kayıptaki genç adama da yansıdı. Belki daha sonra eve de yansımıştır. Ama tabii ki ayırt etmek çok zor. Öbür tarafta evden... Ev oyununda genç bir kadınken evini terk edip ayrılmak zorunda, annesini geride bırakmak zorunda kalan da bir kadın var. Daha sonra bunun bir ömür boyunca bunun eziyetiyle yaşıyor, ruhsal eziyetiyle yaşıyor diyelim. Hep yani ayırt etmek çok zor ama nedense siz sorduğunuzda belki onunla başladığım, onun sesini duyduğum için ilk evet. Olabilir ama Pasatempo genç adam diyelim. Tamam, Pasatempo genç adam. Peki, hiç bilmeyen birisi için Aliye Ummanel nasıl birisi? Titiz midir, ayrıntılara dikkat eder mi işiniz gereği merak ediyorum. İşkolik yanı var mıdır? Nasıl bir kişi? Keşke böyle siz sıfatları söyleseniz de onların içinden seçsem. Çünkü benim tek başıma sorduklarınızın için en zor soru bu oldu. Bulmam çok zor. Ama sanırım ayrıntılara önem veren birisi önem olmanız veren. Gerekir diye düşünüyorum ki öylesinizdir herhalde muhtemelen. Herhalde tesadüfen evet çıkmadı sizden. Bu sözcük öyle de, kısacık yazışmamızda bile programı ayarlarken evet. Belki de hissetmişsinizdir. Evet. Evet öyle bir tarafım var. Dediğim gibi bir oyun yazmak 5-6 senemi aldı o evet. Alanda yüksek lisans yaptığım halde. Biraz evet mükemmeliyetçi bir tarafım var. Bir tarafım değil karakterimin önemli bir bölümü. Onu ama olumlu bir özellik olarak görmüyorum. Onun insanı nasıl kısıtladığını, nasıl aslında ruhunu gölgelediğini zaman içinde kavradım. Buna gerek yok. Evet. O kadar da gerek yok. İyi, iyidir. Evet. Mükemmelin peşinde koşmanın çok da anlamı yok. Hayat kısa evet. Ve bir an önce yapıp paylaşmamız gerekiyor. Peki ruhunuzu nasıl besliyorsunuz? Huzurla evet. Besliyorum, sevdiklerimle besliyorum. Küçük kendi çemberimi, yani insan ilişkileri anlamında. Sevdiğim, güven duyabildiğim, güvenli ilişkiler kurabildiğim kişilerle dolduruyorum ve bu benim için çok besleyici. Son zamanlarda yeğenimle besliyorum, kız kardeşimin Azize'nin Deniz isimli oğluyla. Fark ediyorum ki en çok onunla teyze. Besleniyorum. Evet, teyze evet. Rolüyle besleniyorum. Çocuk onunla sohbet etmek, vakit geçirmek bana çok iyi geliyor. Evet. Bunun yanında sevgiyle. Etrafımda sevgi ile bağ kurabileceğim kim evet. Varsa eşim bu noktada ailem, ben de onu dostlarım, soracaktım köpeklerim. Tabii eşiniz de baktığımızda ülkemizde küçük bir ada ve siyasi kimliği olan birisi Kudret Özersay. Kudret Özersay'la birlikte oluşunuz
Sizin için zorlayan yanları var mı? Biraz özel bir soru olacak ama sonuçta siyasi bir kimlik, siz de aslında dediğimiz gibi adamız da küçük ama yaptığınız işlerle bir tiyatro ile ilgilenen kişiler için zaten muhakkak ki bilinen bir isimsiniz. Bu anlamda neler söyleyebilirsiniz? Şimdi sevgi dediniz, sevgiyle besleniyorum dediniz. Ama bu kısımda sizi zorladı mı ya da neler aktarabilirsiniz? Şimdi kendimle zorlandığımı söyledikten sonra birazcık daha rahat konuşabilirim sanırım. Hepimizin öncelikle kendimizle ilişkimizde zorlayıcı özellikleri var. İkili ilişkiler de hiç kolay değil doğrusu. Ama zorluklardan bahsedene kadar o kadar güzellik geliyor ki hayatınıza. Sevdiğiniz bir insanla uzun yıllar birlikte olabilmek, eşiniz ya da çocuğunuz ya da işte aileniz. Evet. O kadar çok güzellik oluyor ki o zorluklarda. Şu anda da yine ailenizle ilgili fotoğraflar yansıyor. Bir de az önce siz göremediniz buradan ama bir de köpeğimiz var sanırım. Evet. Fotoğrafını evet. Bizimle paylaştığınız. Evet. Bu Kudret'in bakanlık yaptığı dönemdeydi. Hı hı. Bu biraz daha gördüğünüz gibi daha genç olduğumuz zamanlar. Bu fotoğrafı çok severim. Hı hı. Bu en yeni fotoğraf herhalde İngiltere'de çektik. Çünkü orada Oxford'da bir evet. dönem işte, Kudret evet. çalışmıştı. İsmi? Ve beyazcık. 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 Evet. Beyazcık. Çok sevimliymiş. Evet. Çok yaratıcı değiliz bu konuda ama dokunmak istemedik ismine. Beyazcık sokaktaydı. Evet. Biz onu sahiplendik ve orada. Bütün mahalle Beyazcık diye seslenirdi. Evet, biz de dokunmadık ismine. Evet, Beyazcık şimdi bizimle birlikte yaşıyor. Beyazcık kendi ailesini temsilen bulunuyor o fotoğrafta. Biz aslında 4 köpeğe bakıyoruz. Evet. Beyazcık onun sevgilisi, gerçekten öyle ama ve onların 2 tane yavrusu. Dolayısıyla biz bir çekirdek aileyi burada Lefkoşa'da bir apartman dairesinde kalırken sokakta Beyazcık'ın doğum yapması sonucu 4 kişilik bir çekirdek aileyi topladık ve daha sonra Beylerbeyi'ne taşındık. Oradaki evimizdedirler, bahçemizdedirler. Hayatımızın önemli, çok önemli bir rengidir. O da bir sevgi kaynağı bizim için. Ne güzel. Peki neler hedefliyorsunuz? Neler yapmayı planlıyor bu önümüzdeki süreçte Aliye Ummanel? Hayat artık biraz büyük laflarla başlıyor gibi olacağım ama zamanın ne kadar kıymetli olduğunu bize sürekli hatırlatıyor. O yüzden de hedeflerimi önceliklendirerek, tabii ki hayatın akışını da çok fazla zorlamadan, çok fazla hayata müdahale edemeyeceğimizin de artık kavrayışıyla önceliklendirip devam etmeye çalışıyorum. Önceliğim oyunlar yazmaya devam etmek, daha doğrusu yazmaya devam etmek. Dediğiniz gibi oyun yazarlığı üstünden konuştuk daha çok ama benim için önemli olan yazmak. Kimi zaman o yazılacak şey bir oyun formunda oluyor. Şu anda masamda 3 tane oyun var tasarlanmış. Onları tamamlamaya çalışıyorum. Bununla beraber tabii ki Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda dramaturg olarak görevim arada devam ediyor. Sanat yönetmenliği de yapıyor musunuz yoksa ihtiyaç duyulursam o... Sanat yönetmenliği 4 yıl kadar yürüttüm. Daha sonra şimdi... yani 4 yıl, daha doğrusu 2 yılda bir biz yeni sanat yönetmenini evet. belirliyoruz. 2021 yılı itibariyle artık devam etmedim. O zaten ne diyelim bir görev, evet. bayrak yarışı gibi bir arkadaşımızdan diğerine devrederek gidiyoruz gibi bir görev. Dönem dönem aslında her şeyde yer aldınız festivallerde olsun doğrudur. Değil mi? Yani yoğun bir şekilde her noktasında küçük çalıştınız. Küçük bir ekibiz evet. ve bütün ekip için bu geçerli aslında. Bütün arkadaşlarım hangi boşluğu doldurabiliyorlarsa giriyorlar. Birlikte bir festival yürütüyoruz. Orada repertuar sorumlusuyum. Gelebilecek olan oyunları belirlemek açısından çalışıyorum. Program başında da demiştiniz şu anda da bir yoğunluk var sezon için. Şu anda için sezonumuzu nedir? Başlatıyoruz. Evet, evet şu anda sezonumuzu başlatıyoruz. Tartüf 24 oyunumuz dün akşam Girne'de sahnelendi. Evet. Sezonu orada başlatmış olduk. Şimdi artık kendi salonumuzda. Geçen yıl çok kısa sahnelenebilmişti. Bir oyuncu arkadaşımızın rahatsızlanması sebebiyle.
Şimdi artık yelkenini doldurup devam edecek kendi salonumuza. Bununla beraber de salon, kendi sezonumuzda daha sonra yapılacak olan oyunları belirliyoruz ekip olarak. Zaten hep bir çalışma temposu var. Çünkü oyunlar oynanıyor ama gelecek sezonda hemen bir planlama başlıyor değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki. İşte 15 Ağustos itibariyle başlatıyoruz sezonumuzu. Evet. Ve aslında yani sezon bitmeden de önümüzdeki yılın hazırlığını her zaman başlatmış oluyoruz. Tüm bir yıla yayılıyor. Tabii. Mayıs'ta bir taraftan da sahnelenirken bir taraftan da provalar. Provalar devam ediyor. Turne oluyor. Evet. Yine festival hazırlıkları. Mayıs-Haziran aylarına kaydı festivalimiz. Daha doğrusu değişti. Onun hazırlıkları zaten önemli bir zaman dilimini kapsıyor. Dolayısıyla bir tempo içinde telaşla, heyecanla devam ediyoruz. Evet. Yazarlıktan daha çok konuştuk dediniz ama program başında aslında değinir gibi oldunuz ama yine de sorayım, analitik düşünce bu noktada sanırım çok çok önemli değil mi yazarlıkta? Ne düşünüyorsunuz? Öyle olsa gerek. Çünkü bahsettiğim gibi biz bu alanda eğitim okulda okurken üniversitede en çok bu noktaya, daha doğrusu temelinde, oradaki felsefenin temelinde bu yatıyordu. Dediğim gibi o yüzden herhalde beni de daha çok cezbeden, daha tutkuyla sarıldığım dersler oldu. Tabii ki öyle. Tiyatronun neresinde durduğunu düşünüyorsunuz? Yaptığınız işin gereği tiyatroda bir yere koyacak olursanız. Analitik düşüncenin mi? Yoksa dramaturg olarak, yazar olarak nereye koyabilirsiniz? Ben en üst sıraya koyuyorum. Neden derseniz, önce aslında şöyle, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum, inanmadığım bir şeyi söylemek istemiyorum, evet, daha doğrusu. Çünkü bir taraftan şöyle düşünebilirsiniz, oyuncu ve seyirci yeterlidir. Ama öbür taraftan ne söylediğimiz çok önemli. Bunun için de önce yazara ihtiyacımız var ve analitik düşünceye eğer mümkünse, ya insan ruhunu, insan doğasını, toplumsal koşulları, tarihsel koşulları izleyebilen, evet, paralellikleri, karşılıkları, koşullukları görebilen, analitik bakabilen, insanı iyi ve kötü yönleriyle tahlil edebilen yazarların metinleri çok önemli. Onunla, evet, yola çıkarsınız. O zaman ne söyleyeceğiniz, hangi düşünceyle hareket ettiğiniz vücut bulur. Ve onunla beraber oyuncuyla provaya başlarsınız ve seyircinin alkışına kadar gelecek olan bir süreç başlar. Evet. Dolayısıyla tabii ki ben hepimizin, eğer dramaturg olarak da orada oturuyorsam, yönetmen olarak da orada bulunuyorsam, yazara, öncelikle yazarın metnine, bir metne karşı sorumlu olduğumuza inanıyorum. Metinle başlar benim, evet, için o yüzden. Bunu hep böyle düşündüm. Evet. Oyun yazmaya başlamadan önce de, oyun yönetirken de hep böyle düşündüm. Peki yaratıcı bir şekilde bu sürekliliği nasıl sağlıyorsunuz? Ya da bu kendi içinde nasıl şekilleniyor? Yazma süreci mi? Evet. Yani yaratıcı bir şekilde seyirciyle buluşması ve bunun bir süreklilik arz etmesi tüm oyun içerisinde. Bunlar nasıl şekil alıyor? Yani tam o oyun yazma metinle birlikte başlıyor. O metinde mi yine en önemli nokta? O, çünkü her an yani o izleyiciyi çekebilmek adına soruyorum. Bu nasıl sağlanıyor oyunda? Prova süreci için önemli konuşulabilecek şeyler var. Bir taraftan da yazarlık açısından, evet, konuşacaksak eğer. Bu aslında dünya ile bağınızın güçlü olmasıyla ilgili bir şey. Kendinizle bağınızın da güçlü olmasıyla ilgili bir şey. Çünkü kendimle bağım güçlü değilse. Yine yazma noktasında başlıyor o zaman, evet, bu. Evet, yine yazma noktasında başlıyor. Evet. Ama dünyaya karşı algılarım güçlü mü, açık mı? Belli bir ahlaki ve insani perspektiften bakabiliyor muyum? Bir şeyler bana böyle olmamalı ya. Burada bir gariplik var, bir yanlışlık var, bir çelişki var ama burada. Dedirtiyor mu? Bir şeyin söylenmesi gerekiyor da başka bir alanda hayır, bunu biz söylemeliyiz gibi bir motivasyon, itki, güç var mı beni dürten? Dolayısıyla orada yaratıcı süreç hiç bitmez. Evet. Ne zaman bir düşünce yakalayacağınız, ne zaman bir şeyin dillendirilmesi gerektiğine inanacağınız belli olmaz. Çünkü hayat çok değişken bir şey. Sürekli bir şey oluyor.
Belli konularda daha önce görmediğimiz bir şeyleri görüyoruz. Bazı çelişkiler görüyoruz. Politik süreçler çok değişken. Hı hı. Dünya özellikle son yıllarda çok hızlı başımızı döndürürcesine değişiyor. Zaman çok hızlı, daha da bir hızlı akıyor daha gibi. Daha da bir hızlı akıyor. Ekonomik bize. Koşullar hı. bir taraftan, toplumsal evet. koşullar bir taraftan. Yaşayış biçimimiz, dünyayı algılayış biçimimiz, değerlerimiz derinden sarsılıyor. Hı hı. Dolayısıyla yaratıcı süreç hiç bitmez. Eğer bunları görüyor ve duyuyorsanız zaman yetmiyor. Yani evet. şunu da yazmak istiyorsun, bunu da yazmak istiyorsun ve zaman yetmiyor gibi bir şey. Prova evresinde Happy Top'u 2 ay bir prova zamanınız var. En fazla 2,5 ay olacaktır bu. Hı hı. Ve bir kere masa başında oturup metinle ilgili o çalışmalarınızda oyuncularla bir araya geldiğinizde orada aynı duyarlılığı yakalayabiliyorsanız disiplinli bir kadroyla, inanan, dürüst bir kadroyla hele evet. Bunun oynanacak olan, çalışılacak olan metnin çalışılması, sahnelenmesi gerektiğine gönülden inanan bir kadroyla o yaratıcı süreç gerçekten hem çok bereketlidir hem de çok sancılıdır. Hep daha iyisini yapmak, aramak, bulmak gibi bir sürecin içine girersiniz. Evet. Ve bitmez de yani o alkışı aldıktan sonra da diyelim, premier akşamından sonra da eğer tutkulu yaşamında sanatıyla bir anlam bulan insanlarla hele de çalışıyorsanız evet. O bitmez. Daha sonra yine bir şeyler konuşulur, yine bir şeyler denenir sahne üzerinde. Yaratıcı süreç hayatın, dolayısıyla zamanın tümüne yayılan bir şey benim için. Evet. Peki olmazsa olmazı nedir Aliye Ummanel'in özellikle iş esnasında bir oyunu yönetirken neler söyleyebilir bize? İnanmak. Hı hı. Olmazsa olmazı inanmak. Çünkü dürüstlüğe en fazla inanıyorum ben. İnandığınız bir şeyi yapıyorsanız eğer ona dürüst bir şekilde bağlanırsınız o yaptığınız işe. Ve bu sonuna kadar böyle gider. O zaman oyuncudan da aynı dürüstlüğü talep etmeye başlarsınız. Çünkü bu seyirciye kadar gelir. Evet. Peki ilginç bir anı var mıdır bizlerle son paylaşabileceğiniz? Zamanımız da yine su gibi aktı. Zaman çok hızlı ilerliyor dedik. Programda da ilerledik. Sonuna geldik. İlginç bir anı var mıdır provalarda olsun, bir oyun yönetirken olsun? Paylaşabileceğiniz, şu an aklınıza gelebilen. Ah, keşke gelebilse. En zorlandığım şey. Sevil Hanım, sanırım ben işin eğlenceli tarafını kaçırıyorum. Çünkü çok tabii ki sürekli odak noktası yapılacak işler işle oluyor. Meşgul olduğum için ama evet. oyuncular kendi aralarında evet çok eğleniyorlar. ya da kimi zaman tabii attıktan sonra oyunun yükünü, oyun akşamları kuliste vesaire. Maalesef o konuda şu an böyle hemencecik aklıma bir şey gelmiyor. Evet. Peki Aliye Ummanel'in hayata bakışıyla ilgili neler söyleyebilir? Hangi söz onu en çok etkileyen sözdür? Herhangi bir ünlü bir düşünürün sözü de olabilir. Ya da sizin hayat felsefenizde 3-4 kelimeyle neler söyleyebilirsiniz? Bunu da sizden alalım ve programımıza noktayı koyalım dilerseniz. Keşke hazırlıklı gelseydim buna. Tabii ki çok böyle not aldım. Kimi zaman duvarıma yazdım, post-it'imin üzerine yazdım. Beni etkileyen pek çok yazarın pek çok sözü var. Ama ben son zamanlarda kendime kendi yazdığım bir sözü çok hatırlatıyorum. O da toprağa güven olmayan tarlaları sürmeyelim. Gibi bir söz. Bu hayatla evet. işte az önce sordunuz nasıl koruyorsunuz iyi halinizi. Bu hayatla, ilişkilerle, aslında yaptığımız her şeyle, iş hayatıyla, sanatımla, arkadaşlık ilişkilerim, sevdiklerimle ilişkilerim, dünyayla ilişkilerim, her şeyle ilgili olarak kurguladığım, düşündüğüm ve hissettiğim bir söz. Toprağa güven olmayan tarlaları evet. sürmeyelim. Peki kendi hayatınızın kelimeyi yine söyleyebilecek miyim acaba? Dramaturjisinden memnun musunuz diyerekten. Bir de bunu sorayım. Diyorum programı kapatamıyorum. Kıbrıs'ta bu kelimeyi sizden iyi söyleyen o çıkmamış olabilir. Tamam. Nasıl soruyu tekrar evet, kendi hayatımızdan memnun musunuz? Evet. Vallahi buraya kadar fena değil. Şimdi bundan sonra da yola devam bu şekilde bundan diyorsunuz. Bundan sonra yola devam. Kendimizi haksızlık etmeden, şikayet etmeden,
mutlaka olumlu olumsuz her şeyden payımızı alarak memnunum diyerek ilerliyorum ve aslında şükrediyorum. Evet. Ben... Sevdiklerim için, sevdiklerimin sağlığı için, işimi yapabildiğim için, şu an burada sizinle de olabildiğim için, evet, bütün keyifli her şey için, keyifsiz her şey için. Evet diyorum o yüzden sorduğunuz soruya. Evet, ne güzel. Tabii ki şiir kısmı biraz geride kaldı ama oyun yazarlığı tabii ki çok ön plandaydı. Sırası geliyor onun da. Evet, ben çok teşekkür ediyorum bu yoğun zamanınızda, yoğun haftanızda bize de vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim yine. Çok sağ olun, çok keyifliydi. Sağ olun. Evet, bu gece oyun yazarı, yönetmen, şair Ali Ummaneli konuk ettik işte hayata. Ve yaz dönemi boyunca ekranlara gelmiştik. Bu gece aslında yaz döneminde işte hayatı da bu gece noktalıyoruz. Yaz dönemi boyunca ekranlara geldik. Artık belki başka bir yaz yine işte hayatta buluşacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hoşça kalın diyorum. İyi geceler. Construction İşte Hayat programını sundu.